Herkese merhabalar. Beyaz Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tepsi pizzası tarifimi vereceğim. Yumuşacık hamuru ve bol malzemesiyle eminim bu pizza tarifinden sonra dışarıdaki pizzaları pek tercih etmeyeceksiniz. Dilerseniz yapılışına geçelim. Yoğurma kabının içerisine 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kuru maya, yarım çay bardağından az zeytinyağı, 2 su bardağı ılık suyu ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. 5,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekliyorum. Hafif ele yapışan bir hamur olması yeterli. Hamuru 1 saat mayalandırmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken sosunu hazırlıyorum. Yazdan hazırladığım domates sosunu kullanıyorum. 1,5 su bardağına yakın sos kullandım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı ketçap ve 1 tatlı kaşığı kekiği ilave edip karıştırıyorum. Hamurumuz güzelce mayalandı. İki katına çıktı. Kıvamı çok güzel hamurun. Elimle şöyle bir havasını alıyorum. Hamur matına biraz un serperek hamurumu alıyorum. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra hamurumu açmaya başlayacağım. Merdane ile hamurumu açmaya başlıyorum. Oklavayla da açabilirsiniz. Fırın tepsisi büyüklüğünde açıyorum. İnce hamur olsun isterseniz iki tepsiye de yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine hamuru alıyorum. Elimle iyice eşit miktarda yayıyorum. Hazırladığım domates sosunu pizza hamurunun üzerine yayıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına küçücük bir emoji, istek veya düşüncelerinizi bırakırsanız bana destek olmuş olursunuz. Sosun üzerine bir miktar kaşar peyniri ekliyorum. Evinizde olan hangi malzeme varsa üzerini onunla tamamlayabilirsiniz. Dilimlemiş olduğum sucukları yerleştiriyorum. Ardından sosislerimi yerleştiriyorum. Sonrasında ince dilimlemiş olduğum mantarlarımı yerleştiriyorum. Ardından ince dilimlediğim biberleri yerleştiriyorum. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 200 dereceye ayarladım. Son olarak mısırlarım kaldı. Pizzamızın malzemesi bu kadar ve artık fırına girmek için hazır. 200 derecede fırına gönderiyorum. 30 dakikada pişti. Fırından fırına değişebilir. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Pizza piştikten sonra fırından alıyorum. En son üzerine tekrar kaşar peyniri serpiyorum. Birkaç dakika daha fırına atıyorum. Pizzamızı dilimliyorum. Görüntüsü gerçekten iştah açıcı. Şimdi size yumuşaklığını yakından göstermek istiyorum. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve beğenirsiniz.
Bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.